Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi, düşüncelerinizi, sevdiğiniz, bilgi almak istediğiniz ünlüleri belirtirseniz yorumlarınızı okuyup değerlendireceğim ve daha fazla videoyla karşınızda olacağım. Şimdi güzel oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 tarihinde Edremit'te dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundadır. Yay burcudur. Afra Saraçoğlu ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir bizlere. Annem ve babam küçük yaştayken ayrıldı. Babam ile görüşmüyorum. Annem büyüttü. Annem gayrimenkul işiyle ilgileniyor. 2 sene önce dedem vefat ettiğinde çok büyük bir kırılma noktası yaşadım. Çünkü babasız büyüyen bir kız olduğum için annemle beraberdik ve başımızda bir erkek yoktu. Benim dayanağım dedemdi. Hatta bazı dönemler dedem benim saçlarımı taradı, bana kahvaltı hazırladı, okula götürdü. Bir erkek, bir abi, bir baba olarak çok yol gösteriyordu. Arkamda duruyor, koruyup kolluyordu dedem. Onun vefatından sonra hem olgunlaştım hem de hayatımda artık daha önemli, ciddi kararlar almaya başladım diyerek ailesi hakkında bizleri bilgilendirmiştir. Afra Saraçoğlu çocukluk dönemi hakkında şunları söylemiştir. Oyuncu olmayı küçüklüğümden beri isteyip hayalini kuruyordum. Evde kendi kendime senaryolar yazıp kostümler diker, sonra onları canlandırır, annemin telefonuna kaydederdim. Anneme destek olmak için küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladım. Çocukluğumdan beri bir hayaldi benim için oyunculuk. İlkokul arkadaşlarımın hakkında düşündüklerini yazdıkları bir yazı okudum geçen. Benim için esprili, taklitçi bir kız demişler. Hayatım boyunca öyleydim. Küçükken karakterler yaratıyor, senaryolar yazıp 2 farklı karakter olup oynuyordum. Ama açıkçası bu kadar kısa sürede bu kadar çok iş yapmayı hayal etmiyordum. Annem bana maddi olarak yaşadığımız zorlukları hiç yansıtmadı ama her şeyin farkındaydım. Bir dönem Akçay'da yaşadık. Uzun dönem Antalya'daydık. Ona destek olmak, eve maddi yardım sağlamak için 13 yaşında çalışmaya başladım. Diyerek çocukluk döneminde yaşadıklarını bizlerle paylaşmıştır. Afra Saraçoğlu eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam ediyor. Hala devam etmekte. Afra Saraçoğlu hayatında dönüm noktası olarak anlattığı olay ise bizlere şöyle açıklıyor. Annemin sosyal medyada Özcan Deniz'in yaptığı bir casting paylaşımını görüp başvurmasıyla beraber hayatımın akışı değişti. Eskişehir'de üniversiteye başladığım ilk yılımda annem Özcan Deniz'le iletişime geçmiş benim için. Oyuncu olma isteğimle ilgili. Çok sever, işlerini takip ederdi. Ben istemesem asla öyle bir şey yapmazdı. Benim çok büyük tutkumdu. Annem de bana destek çıktı. O sırada da İkinci Şans filminin seçmeleri yapılıyormuş. O güne kadar çok gelmiştim İstanbul'a seçmelere. Ama biraz da küçük gözüktüğüm için istenen o feminen rolleri olmuyordum bir türlü. İkinci Şans'ın audition'ına gittim. Tam bana uygun bir roldü ve oldu. Kesinlikle kadere inanıyorum. Hiçbir şey tesadüf değil bence. İlk günü çok iyi hatırlıyorum. Ben Eskişehir'den, annem Akçay'dan yola çıktık ve sabah 5'te İstanbul'da olduk. Deneme çekimi öğlendi, girdim ve Eskişehir'e döndüm. 2 gün sonra İkinci Şans filmi için yeniden çağrıldım ve seçildim. Sonra Kötü Çocuk isimli sinema filminde ve Fazilet Hanım ve Kızları dizisi geldi diyerek hayatının dönüm noktasını açıklamıştır. Oyunculuğa ilk adımını İkinci Şans sinema filmine seçilmesiyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı Ece Çamkıran karakteriyle olmuştur. Bu dizide Yıldız'ı daha çok parlamış ve ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştır. Afra Saraçoğlu kişilik özelliklerini de şöyle anlatıyor bizlere. Dışarıya çok yansıtmasam da duygusal bir insanım. Hayat şartlarından ötürü küçük yaşta olgunlaşmak zorunda kaldım. Omuzlarım dik, ayaklarım üzerinde durmayı bildim. El bebek, gül bebek büyütülemedi.
Küçük yaşta olgunlaştım. Belki bulunduğum noktanın sebebi de buydu. İçimde geçmişte gerçekleştiremediğim hayallerin hırsı, azmi ve hevesi var. Ruhum yaşlı, olgunum belki de sebebi geçmişte yaşadıklarım diyerek kişilik özelliklerini bizlere açıklamıştır. Sosyal yaşantısını ise şöyle tarif etmiştir Afra Saraçoğlu. Sakin bir yapım var sosyal hayatımda. Gece hayatını sevmiyorum. Arkadaşlarımla gece kulüplerine gitmek yerine birbirimizi duyabildiğimiz sakin mekanlarda vakit geçirmeyi seviyorum diyerek sosyal yaşantısında sakinliği tercih ettiğini dile getirmiştir. Düşünce yapısı olarak da şunları belirtmiştir Afra Saraçoğlu. Doğal ve sade olmanın bir insanı her zaman güzel gösterdiği görüşündeyim. Kendimi en güzel hissettiğim anlar, kendime en çok güvendiğim anlar. Bu güven içinde tabii ki küçük, büyük birçok etken devreye giriyor. Yaptığım işe olan inancım, çalıştığım ekipler ile olan iletişimim, güne başlarken kendimi zinde hissediyor oluşum, bir de her kadın gibi ben de günün ilk anından itibaren kendimi güzel hissederek güne başlarsam, saçım, makyajım, kıyafetim bana kendimi iyi hissettiriyorsa mutlu hissediyorum diyerek bizlere açıklamıştır. Set ortamını ise şöyle tarif etmiştir Afra Saraçoğlu. Set ortamında müzikle rahatlıyorum ve besleniyorum. Oynayacağım sahnenin duygu yoğunluğu çok fazlaysa mesela duygusal şarkılar dinliyorum öncesinde. Eğlenceli ise sabah o modda uyanıp öyle müzikler dinliyorum. Müzik hayatımın her alanında var diyebilirim. Onun dışında hep bir anı defterim vardır. Düşündüklerimi, o gün beni etkileyenleri yazarım. Beni çok rahatlatıyor diyerek set ortamında neler yaptığını bizlere açıklamıştır. Hayattaki mutluluk kaynağını ise şöyle tarif etmiştir Afra Saraçoğlu. Annem ile ilişkim en büyük mutluluk kaynağı. Annemle çok yakın iki arkadaş gibiyiz. Benim her şeyimi bilen sırdaşımdır aynı zamanda. Annemle yürüyüş yapmayı ve Antalya'ya gittiğimizde hobi olarak voleybol maçı yapmayı çok seviyorum. Annemle kesin olarak her akşam günün değerlendirmesini yaparım. Aile benim için fikir almak, paylaşmaktır. Hem defterimle hem annemle her şeyimi paylaşıyorum. Onun diziyle ilgili olumlu yorumları da beni çok motive ediyor diyerek annesinin hayattaki tek mutluluk kaynağı olduğunu dile getirmiştir ve annesinin hayatında çok önemli bir yerde olduğunu söylemiştir. Afra Saraçoğlu'nun ilk sinema filmi deneyimi ve ilk oyunculuk deneyimi de diyebiliriz. İkinci Şans filmiyle olmuştur. Hayran olduğu kişileri ise şöyle anlatmıştır bizlere. Oyunculuk olarak Redmayne'ı kendine örnek aldığı bir isim. Akıllı, beyin gücü yüksek ve aydın nitelikli insanlar benim için her zaman örnek alınacak kişiler demiştir. Aşk hakkında da şunları söylemiştir güzel önce. Aşk hayatımın merkezinde değil. Kariyerime odaklıyım. Kafam dağılsın istemiyorum. Ama ne olursa olsun huzurdur aşk bence. Sakın aşık olma. Çok üzülürsün falan diyorlar çevremden. Bence de olacaksa da huzurlu olsun, özgürlük olsun diyerek aşkı tanımlamıştır kendi açısından. Afra Saraçoğlu'nun aşkı hayata bakış açısı ise şu sözlerle ifade etmiştir. Ünlü olmak hayatımda bir şey değiştirmedi. Hala aynı olduğunu düşünüyorum. Sadece insanların biraz daha saygısı artıyor sanırım size. Tabii ki alışıyorsunuz insanların tepkilerinin değişmesine ama bazen vay be diyorum. Oturup dışarıdan bakıp kendimi değerlendiriyorum. Buraya kadar gelmem güzel bir şey. Mutlu oluyorum bu konumda olduğum için. Hep hayal ettim. Sürpriz olmadı. Hedefimdi ve ulaşacağımı hissediyordum. Çevremden de çok duyardım ama içimde bir his, bir inanç vardı bu noktaya geleceğime dair. Daha iyisi olacağına da inanıyorum demiştir. Mesleği hakkında da şunları ifade etmiştir güzel oyuncu. Önemli olanın 40-50 yaşından sonra da oyunculuk yapabilmek olduğuna inanıyorum. Sürekli üstüne bir şeyler koyarak kendimi geliştirmek, hedeflerimi yüksek tutmak, daha donanımlı olmak benim için hedef. Yeniliklere açık olarak ve kendimi yenileyerek sanatın diğer dallarında da bir şeyler yapmak istiyorum demiştir mesleği hakkında da. Kariyer planlaması için de şunları ifade etmiştir güzel oyuncu.
Her zaman kendimi heyecanlandıran senaryoları ve oyunculuğunu geliştirecek işleri seçmeye çalışıyorum. Bir aksiyon projesinde yer almayı, tiyatro ve sinema projelerinde var olmayı, oyunculuk yaparak yaşlanmayı istiyorum. Güzellik tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Kariyerimde doğru proje ve disiplin çok daha etkendi. Hepsi birleşince ortaya fark çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Hepsi bir bütün diyerek kariyer planlaması hakkında bizleri bilgilendirmiştir. Gelecekte ise iyi işler yapmak ve sınırlarını yükseltmek istediğini dile getirmiştir. Afra Saraçoğlu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Umarım onun hakkında güzel bilgiler edinmişsinizdir. Onu daha yakından tanımışsınızdır. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olacağız. İyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.